Welcome to Central Bay. Sevgili uzmanımız Juan'la beraberiz. Burada 15 senedir yaşıyor. Bize gerekli tavsiyeleri, taktikleri verecek. Evet Juan, burada ne yapmayı önerirsin bize? Ibiza'nın eğlence hayatının plaj kısmı bütün burada oluyor. Bora Bora Beach burası. En hareketli plaj olarak geçer. Bütün İngiliz gençler, işte yabancıların en hareketli, en genç kısmı burada tatilini geçirir. Gördüğünüz üzere herkes özellikle 4 ile 7 arası acayip hareketli oluyor burası. Peki sonrası için? Gece için sonrası için, program gece oluyor. İçin yeni arkadaşlıklar, yeni ortamlar edinebilirsiniz buradan. I came here 3 weeks ago. So you like Ibiza very much? I love it, lots. Why did you choose Ibiza? What are the best things in Ibiza? Okay, for me it's the amazing DJs, the music is the best thing. I'm a real music fan, so the music, just the whole beach feel, you know, you don't get it anywhere else. But yeah, it's about the music, it's about the vibe, the atmosphere. What else? The people, great people. Most of the people are from England. Why? Oh yeah, that's why I like it. No, I'm just kidding. No, you know why I love this place? Pasha, for me, is the best club. Pasha. I love it so much. And I've been to a lot of nightclubs. But Pasha is just, it's like no other. It's brilliant. Yeah. All day. ¿Me? No. I'm a journalist. Okay. Te quiero, mamá. ¿Puedo hablar en español? No. It's the best. It's incredible. Sí, no se ni da cuestión. I don't speak English. I love the party. I'm a journalist in Spain. You are? No, estudiante. Be a journalist? Yes. So, is it like, it is like a homework? Okay. Project. Homework? Yeah. But, do you like it? Yeah, very much. So funny and it's the best of the world. Extremely fun. Party, dance. We are the best. good luck. Thank you. Gracias. Gracias. Yeah. Okay. Oluyor lan? Si. Yeah. Okay. This one. Ne yapıyorsun oğlum? It's incredible. Si, no se ni da cuestión. I don't speak English. I love the party. I'm a journalist in Spain. You are? No, estudiante. But you are studying for be a journalist? Yes. So, is it like, it is like a homework? Okay. Project. Homework? Yeah. But, do you like it? Yeah, very much. So, funny? And
It's the best of the world. Extremely fun. Party, dance. We are the best. good luck. Thank you. Gracias. All you love. Sorry for party rocking. Hi, what's your name? Natalie. From? USA. USA. And you? I'm Rachel from California. From California. Now we are going to say three idioms from Turkish culture. And when I say, and you are going to say again, okay? Okay. First sentence is sakla zamanı gelir zamanı. Do you want to say again? Sakla zamanı gelir zamanı. Sakla zamanı kesiş de zamanı. Okay, that's cool. That's cool. Wait, say it again and then I'll say it. This is unfair. What? Okay. No. Sakla zamanı gelir zamanı. Sakla zamanı gelir zamanı. What do you think? Which one is better? Saklana getir zaman. You feel that. Sorry about that. We have two chances again. And the second one is this one is more complicated. Her horoz kendi çöplüğünde öter. I will say again. No, we are starting with you. Yeah. Her horoz kendi çöplüğünde öter. That was so difficult. No, I didn't do that. Say it again, so one more time. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Her horoz çöplüğünde something. What? I don't know. I can't say that. Okay. No. Try. No. Go. No. Her horoz kendi... Say it again. Kat koroş kendi şüprendoş. Okay. One more and say her horoz kendi. Her horoz kendi çöplüğünde öter. This is final. Last chance. Hold on, I wasn't listening. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Her horoz kendi şüplen horoz. Okay. It's really cool. That's pretty good. And... Okay. I cannot say that okay. Again. I can't say that again. Okay, you win. One. Okay. One, and okay. This is the final. Okay. The last sentence is... damlaya damlaya göl olur. Okay? Very easy. It is easy than the other ones. Damla. Repeat it one more time. Damlaya. Yeah. Two words, damlaya, göl olur. Now I am starting with you. I always start with you. Say it one more time. Damlaya, göl olur. Okay, you ready? Damlaya, geroş. damlaya, geroş. Okay. Okay, wait, say it one more time. No. One more time, please. No, please. Okay, please. Damlaya, göl olur. Damlaya, göl olur. And what do you think? For me, I will give vote for Rachel, I think. Yeah. Is he... Rachel? Yeah. But I want to give to... But we have some surprise. It's my birthday today. So, yeah. Actually, we have two Bacardis. So you both win. Okay. Now I am giving. This is the other one. Which one do you prefer? The green one.
I'll take the white one. Okay. Lemon. Thank you. Yeah. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi burası en ünlü sanatçıların, DJ'lerin yatlarının bulunduğu yer. Şu gördüğünüz David Guetta'nın yatı. Hemen arkasında bir turistik gemiyi görebilir misiniz bilemiyorum şu an. Balearia'ya ait. Bunu Barcelona ve Valencia'dan geliyor her gün. Sabaha karşı yanaşıyor. Yaklaşık olarak 50-60 euro. İsterseniz de Barcelona aktarmalı böyle gelebilirsiniz. Hemen gördüğünüz yukarıdaki katedral sen. Benoît Katedrali yapımı yaklaşık olarak 1800 yılında başladı ve yaklaşık olarak 200 senedir burada. Bu an 1800'dü. 1800'lük bir şeye benziyor mu yani? Kaç biraz, o zaman sen biraz doğru bilgi ver. 1800 desem inanacak mı? Burası Ibiza. Niye böyle kaç yapıyorsun? Kaç abi? 1650-1700'lü yıllarda yapıldı tabii bu Portekizli serseriler buralara saldırınca İspanyollar korumak için bu kaleyi inşa ettiler. Kale mi, katedral mi şimdi orası? Katedral tepesindeki o bak şeylik çıkıntısı var ya orası katedral. İnşaat yapımında orası zaten şu an restorasyon altında. İnşaatta sonra evler yapıldı falan. Şu soldaki kale gibi bir yer var orada. O ne oluyor? Tam olarak burası soldaki şu. Yan kale. Yan kale derken? Yani orası da kale, orası da kale. Fazla karıştırmayalım. Yatlar için buradaki yaklaşık olarak bunların burada bulunma maliyetleri falan ne kadar ya? Yaklaşık gecelik 1500-2000 euro arasında bir maliyeti var. Hiç ünlü bir isim gördün mü burada? Tabii David Guetta'yı zaman zaman ben karşılıyorum villamda. Pitbull gelecekmiş yarın. Pitbull, David Guetta hepsi benim villamda parti yapıyor burada. What are you gonna be doing tonight, Sam? What, nothing? What are you gonna be doing tonight? What are you they ain't doing nothing either. So what all the... Come and see what all the... What are you people up? What are you up to tonight? And where are you going tonight? DC10, fella. DC10, yeah? Let's fucking have it. We'll get Serco Loco, Seth Trucks loud, a lot of it. We'll have it tonight. What are you going tonight? Pardon me? You going tonight? DC10. Yeah, DC10's the place to be, I reckon. Definitely. Come and see all these over here. Come on. Where are you going this evening, lady? Mine, where are you going tonight? Where are you going tonight? Right, Bill, where are you sort of going tonight? Where are you up to tonight, Bill? Hey, all over pressure. Everyone, all day long. They're gonna be sick and get your faces on like Donkey Kong. What are you sort of up to? Where are you up to tonight, babe? Huh? Where are you up to tonight, babe? I don't know. You don't know? Lunch! She don't know? Where are you? I'm Beaver, baby! Where are you off to tonight, girls? Where are you off to tonight? Don't know yet. Don't know? No. Are you going to fucking... Cocoon? DC10? No! Yeah.
Evet sayın seyirciler, şu an Ibiza'nın en tepe noktası San Hilario tepesindeyiz. Arkamda gördüğünüz tamamıyla plajdan oluşan bir Bora Bora Beach Club'ın diğer başka ünlü plajların olduğu sahili görmekteyiz. Bu arada arkadaşım Juan'la beraber, merhaba, Juan size daha fazla detaylı şekilde anlatacak. Hoş geldin. Hoş bulduk Juan. MMC. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Juan? Keyifli miyim Ibiza'da? Yardımcı olabilirim her türlü konuda. Ben de sen zaten bunu isteyecektim. Bu bölgeyi çok iyi biliyorsun. Evet, burada yıllarca yaşadım. Anlat bakalım. Burası uzakta gördüğünüz kısım Bora Bora plajlarının bir kısmı ve şehir merkezinin birlikte birleşimini oluşturuyor. Burada zaten gördüğünüz gibi Ibiza Kalesi, Castello de Ibiza. İşte burası 1200'lü yıllarda inşaatına başlanmış. Daha sonra Vikinglerin ve Portekizlerin saldırısına uğramış. Çok ihtişamlı bir kale. Şu an işte restorasyon altında yaklaşık 15 yıldır. İçine ruhban okulu yapılıyor. Yeni ilaveler var. İşte içinde de müzeler var. Az sonra girebiliriz isterseniz. Bu arada şu gördüğünüz dağlık kısmın arkasında Ibiza'nın diğer tarafı olan San Antonio kısmı var. Şu an pek oraya gözükmüyor ama birazdan oraya gideceğiz. MMC'nin kalmak için tercih ettiği. Çok evet, orası olur. Daha çok sakin olan taraf. Bu da genelde plajların, partilerin olduğu yer. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entra e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Chora, Gaetano! Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te entregar e depois namorar, curtição. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Merhaba sayın seyirciler, şu an Christina'la beraberiz. Ibiza'nın en güzel kızlarından biri. Hi Christina. Hello. Where are you from?
I'm from Belgium, but I was born in Romania. Romania. Is this your first time in Ibiza? No, I was here last week and I partied for one day. Are you enjoying the Ibiza? Yeah, I've been here for 4 hours and it's so far so good. And are you going to nice nightclub at night? Tonight we don't know, but tomorrow I'm going to Amnesia. Şu an Juan'la gece hayatını öğrenmeye çalışacağız. Bu gece nereye gitsek, ne yapsak diye. Juan, ne öneriyorsun bize? Hangi gece kulüpleri iyidir? Fiyatlar nasıldır? İçki fiyatları nasıldır? Buradaki hayat... Bir kere oldukça Türkiye'ye göre yüksektir. Bunu söyleyebilirim. Özellikle önerebileceğim Space ve Paşa kulüplerini söyleyebilirim. Amnesia çok klasik bir yer. Biliyorsunuz en meşhur kulübü aslında Amnesia'dır ama... Başka? Paşa varmış. Paşa var, evet. Ben kendi adıma önerebilirim Paşa'yı. Burası en merkezi kısmı Ibiza'nın. Burada gece insanlar pek takılmaz. İti kopu eksik olmaz buraların. İçki çok cefasını çektik. İçki fiyatları, bir suyu en az 10 Euro'dan alabilirsiniz. 10 Euro ile 40-50 Euro arasında değişir içki fiyatları. Peki bedavaya gidebileceğimiz bir gece kulübü var mı? Plajda bazı arkadaşlar bedava bileklik işte... Şu an takmış olduğumuz gibi şeyler dağıtabiliyorlar. İndirim. Onlardan evet indirimler kazanabiliyorsunuz. Yani 50 Euro'luk yere 20 Euro'ya girebiliyorsunuz. Yani bir hafta boyunca her gece dışarı çıksak ortalama maliyet ne kadar? Yaklaşık günde ortalama bir harcamayla günde 100 Euro'nuz gider diyebilirim. Evet, gerçekten Ibiza'da gece hayatı çok pahalı. Günde ortalama 100 Euro gidiyor. Giriş neredeyse ortalamayla 60 Euro alıp suyun en ucuz 10 Euro olduğu yerde artık içkinin fiyatını söylemek istemiyorum. Su zaten içen pek olmaz Ibiza'da. Yani. Sen ben tercih ederim yani. O sizin tercihiniz. Ya peki MMC. Yani bu partiler kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Partiler? Genelde. Yani insanlar günde mesela bu saatte şu an ne yapıyor ve kaçta çıkıyor mesela parti için? Bir kere plajdan 7-8 gibi insanlar ayrılıyor. Daha sonra gece kulüplerinden genellikle 1-2 gibi giriyorlar ama onun öncesinde de hafif yerel barlarda eğlenebiliyorlar. Ulaşım nasıl? Ulaşım genelde taksi çok tercih edilmiyor. Araba kiralamak çok yaygın. Otobüsler? Otobüsler de var, evet. Merkezler arası ve kulüp merkez arası otobüsler çalışıyor ama... Kulüpler evet, şehir merkezinde değil mi ki? Yok, genelde değil. Otoban kenarlarında, Amnesia, Privilege. Bunlar ama yani çok... Dünyanın ilk 10 kulübüymüş evet, yani. İlk 10 kulübü ama çok da şehir merkezinde denemez. Kendine özgü yerlerde yani. Çok oldukça geniş, 3-4 tane devasa salondan oluşuyor. Çılgın eğlenceler oluyor, bunu diyebilirim. Ve öneriyorum ben gelmek isteyenlere. Birinci tercihin? Birinci tercihim Space. İki... Amnesia diyebilirim. Klasik gidilebilecek bir yer. En üç, büyük kulübü. Son olarak 3 numara. 3 numara Eden diyebilirim. Şu an Cene ile beraberiz. Hi Cene. Hi. Hi. Where are you from? London. London? Yeah. Is this your first time in Ibiza? Yep. It's great. I love it. When did you come? 3 days ago. So I've been here for 3 days now. Did you like it? Love it. Great tunes, love it, it's amazing. Which club is favorite club? I think Space is good, but Amnesia as well, last night. Amnesia is good music. Yeah. Good music, definitely. Calvin, good tunes. Yeah. Calvin Harris. Yeah.
You are friends, right? Yeah, yeah. Friends, yeah. Best mates. So, are you thinking about to come to Ibiza again? Next time? Yeah, definitely. Every year. Hi Roxy, where are you from? I'm from the West Midlands in England. Is it your first time in Ibiza? Second time, and yeah, you like Ibiza? Yeah, I love it. You know, we have a fashion part, and I will ask your clothes, how much is it? Yeah. Something like that. Okay. We can start with your glasses. Sunglasses from I bought these in Ibiza for 10 euros. How much is it? 10 euros. 10 euros? Oh, yeah. Very cheap. Yes, very cheap. And your top shirt? This is from England, River Island. I think this is about £12. About that, yeah. Not too much. And your shorts? Shorts. Primark, £4. Primark, £4. Just £4? England, yeah. Oh. Yeah. Cheap in Primark, cheap. You are thinking your money very much. Huh? You are thinking your money. Yes. Very much. Yes. You don't spend a lot of money? No, not a lot of money, no. And what about your bag? My bag was, I think it was £10 from Primark. Oh. Yeah. Ooh. Your boyfriend should be very lucky. I haven't got a boyfriend. And what about the sandals, shoes? I think they were £4 from Primark as well. So cheap. All very cheap. Evet Sayın Seçer, ilk defa Ibiza'da bir Türk bulduk. Yanında şu an bir Türk arkadaşım var. Adınız? Meltem. Nereden? Nereden? İstanbul. İstanbul. Burayı sevdiniz mi? Çok. Bayıldım. Muhteşem ötesi. Gerçekten bayıldım. Seni bir daha gelmeyi düşünüyor musun? Kesinlikle geldim. Muhteşem ya, muhteşem. Bak buradan başka bir yere geçecektim. Adayı bırakıp geçemedim. Anca Türkiye'ye. Evet o evimize otelimize doğru gidip oradan İngilizce bölümüne doğru akın edeceğiz. Az sonra radyo kesilebilir. Bir dakika, bir 5 saniye bekleyelim şimdi. Arkadaki Antan da kameraya çekiyor galiba. Herkes kameraya çekiyor beni. Allah kahretsin ya. Allah. Star olmak kolay değil. Hakikaten star olmak kolay değil. Bütün gözler benim üstümde abi ya. Kim yazan? Radyomuzun gene gelmesi lazım. Gelmiyor bu işte. Mesela Acun'u geçtik ya şu an. İlk programda Acun bu kadar yapamamış ya. Bu ekiple. Amazing party in La Plage. La Plage? With La Plage here in Ibiza with versus Sanchez, Summer Jen and Ryan Marciano, the delicious Boy 4, and all of my DJs are just actually they're over there. Look at the DJs, we're not playing, it looks like shit. He's owner of Wano Club. He's Père Total, as we say in French. This guy is the DJ. He's the DJ. Hey. Are you a DJ? Yes, I'm a DJ.
Inver? He's gay and he's the DJ. She thinks that, but I proved her wrong. When? Don't you remember it? No, I don't. She forgot it. She drank a little bit too much. Okay, okay, apparently he's not gay. You see, Belgium TV can be funny. Then we have this guy who is in charge of a label called Versus Essentials. You sure that you're not gay? No, we are. Representing every... So, tomorrow we have our own party in La Plage. Yeah. Okay. So you need to be there. Okay. Are you going to be there? Okay, we will come. You need to. If you're not, I'm going to kill you. I'm going to find you on the internet. I'm going to kill you. Okay. My name is Celine. I'm from the booking agency Soul Blown Management in Belgium. And I'm going to kill you if you're not there in my party tomorrow. I promise. You're dead if you're not clean. Thank you. Oğlum şey yapsana lan bunu çek Allah aşkına. Çek çek. Evet şu an peynir alıyoruz arkadaşlar. Burada da benzin biraz pahalı mı? Nasıl pompaj olacağım? Ben arabaya pompaj olmuştur ama. Buna bir arkası yok abi ya. Şunu bir tutsana ya sen. Arabanın zaten her tarafı bu. Nasıl atmışsın? Evet, şimdi pompacı olduk sayın seyirciler. Ibiza'da kendimiz benzini kendimiz alıyoruz. Ne yapıyorsun lan? Oğlum manyak tutuyor lan. Evet, şimdi bak. Gördüğünüz gibi 15 yıl. Berbat bir benzin kokusu var lan. Benzin kokusu ama ayrı. Hadi oğlum biraz daha at oğlum. Evet her şey bu kadardı. MMC Under!